Şimdi bir tane mağazaya geldim. Burada böyle sporda kullanabileceğiniz, spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz her şey var. Ve bunların hepsi bedava. Aynı kitap ödünç alır gibi alıp 2 hafta sonra, 1 ay sonra geri bırakıyorsunuz. Şöyle bakın, çadırlar var. Bisikletler, bunları da hepsini alabiliyorsunuz. Spor, golf ürünleri. Yani burada gördüğünüz her şeyi bedava alıp 2 hafta veya 1 ay, kayak malzemeleri. Yani hepsi bunların bedava. Şöyle her şey var. Spor aktiviteleri, kar aktivitelerine ait gözlükler. Şöyle trampolin, neydi şu ayakkabılar. Ve bunlar yani bedava. Hiçbir şey almıyorsun. Sadece isminize kaydediliyor. 2 hafta ve aldığınız ürüne göre veya 1 ay. Bakın şu spor bisikletlerini de alabiliyormuşsunuz ödün. Ama en az 1 aylık almanız gerekiyormuş. Hiçbir şey, para ödemiyorsunuz. Depozito falan yok yani. Bunlardan birini ben de almayı düşünüyorum ama Hüseyin'le gelmem lazım. Şöyle, bunlar da buz pateni ayakkabıları. Yetişkin için, çocuk için var. Şöyle Buğlem'i aldım. Bir de Bahar'ı aldım. Bedava aldım tabii ki. 2 hafta ödünç alacağız. Sonra geri bırakacağız. Onlar değilmiş mi? Böyle aktiviteleri. Kasklar da var. Araba koltukları da var. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Fark ettim ki size oradan ödünç aldığım buz pateni ayakkabılarını göstermemişim. Kaskları da göstermemişim ve çok fazla detaylı bilgi verememişim orada. Hemen onları da bahsedeyim. Şöyle 2 tane kask aldım. Birini Buğlem'e, birini Belina'ya aldım. Yani bunları da ödünç aldım. Tabii ki hiçbir fiyat ödemedim. Ve Buğlem'e şunları aldım. Büyüyor 3 numaraya kadar. Yani 3 numara, farklı numara yapabiliyorsun. Büyütüyorsun. Bunları, bir tane de Bahar'a almıştım ama o olmadı. Onun ertesi gün hemen gidip geri verdim. Bunlar Buğlem'e tam oldu. Aslında bu geçen hafta sonu burada belediyenin düzenlediği dışarıda buz kayma pisti var. Çocuklar geçen hafta oraya gittiler. Bahar'la Belinay. Buğlem'i de oraya götürecektim. Belinay'ı da tekrar götürecektim. Ama hava derecesi artıya geçtiği için, buzda yumuşadığı için, yani şey olması lazım, soğuk olması lazım. O yüzden orada yani maalesef götüremedim. Bu videoda o kısımda olacaktı. Daha fazla da uzatmak istemedim videoyu. Onu da inşallah gidersek yine tekrar çekeceğim videoya. Bunları alırken hiçbir depozito ödemedim. Yani 1 kron bile. Hiçbir depozito ödemedim. Sadece aldım. Kadın da dedi ki yırtılırsa, patlarsa, bir şey olursa hiçbir önemi yok. Bu eğlendiğinizin ve kullandığınızın anlamına gelir dedi. Alırken de zaten sitelerinde de öyle yazıyor. Bunların hepsine bir numara koymuşlar. Bu numaraları giriyorlar senin ismine. Ve bunların hepsinin resimli, yani resimleriyle beraber hangi ürünü oradan ödünç aldığım bana geliyor. Mesaj olarak gelmişti sanırım, mesaj olarak. Ve ne kadar uzattığım, son geri bırakma tarihi. Eğer son günü kaçırsan da bir şey olmuyor. Hiçbir ekstra ödeme yok. Yani bugün işte bırakacaktım. 2 gün geçti, 3 gün geçti, o işte falan, hiçbir şey yok yani. Tamamen çok güzel bir sistem. 2013 senesinde falan sanırım bu. Öyle 2000'li senelerde İsveç'te de başlamış. Çok eski değil. Ama bence çok güzel bir sistem. Yani böyle şeyler çok kullanılmadığı için her şey var. Şey de var, evde spor aletleri de vardı biliyorsunuz, bisiklet falan. Onları en az 1 aylığına alıyormuşsun. Ya satın almayı düşünüyorum veya oradan gidip ödünç alıp kullanıp geri vermeyi düşünüyorum. Onda daha emin değilim. Videonun devamında sizler için baş başa bırakacağım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olur. Şimdiden kapanışı yapsam olur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Şimdi dışarıya çıktım.
Pegum'u falan evde bıraktım. Kütüphaneye geldim. Buğulen bir tane kitap sipariş etmiş öğretmenleriyle geldiğinde. Şöyle çok güzel yavaş yavaş kar yağıyor. Size manzarayı da göstereyim. Okula geldim. Kütüphane, okul aynı yerde. Hava -4 derece. Hey! Buğulen bakın hangi kitabı sipariş etmiş. Doğum günü pastası. Türkçe. Burada yokmuş o. Diğer kütüphaneden getirtmişler. Onu aldık. Bunu okuyacakmış Buğulen Hanım. Bunu istemiş. Böyle yani kar manzarası da çok güzel. Havada böyle yumuşak kar yağdığı için -4 ama böyle şey yani güzel bir hava. Ben de bir kütüphane kartımı yeniledim. Benimki çok eski sistemde kalanmış. Dijital kitaplar da ödünç alabileceğim. Kodumu falan yaptım. Şöyle şurada nasıl yapacağımı tarif etti kadın. Ayda 5 tane kitap ödünç alıp dinleyebiliyormuşsunuz. Dedim ki dinleyeyim. İsveççemin daha akışkan olması için, daha yeni kelimeleri öğrenmek için ve yani iş yaparken de dinleyebiliyorsunuz. Oturup kitap okumak biraz daha sıkıcı geliyor bana. Böyle yani biraz kar manzarası da izlemiş olduk. Kitabım yani yeni kartımı da yaptığıma göre artık gidebilirim. Şimdi bir yere daha uğrayacağım. Ay arabayı açmamışım ki. Alışamadım ya ben bu anahtar işine sanırım. arabayı açmayı unutmuşum. Şimdi bir yere daha uğrayacağım. Baby Cafe'ye uğramıştım. Geçenlerde. Markete de uğradım. Bu arada cüzdanım da yere düştü. Ben şöyle konuşayım. Kitapları aldım. Bir yere daha uğrayacağım. Baby Cafe'ye uğramıştım daha önceden. Belki videolardan hatırlarsınız. Oraya uğrayacağım. Buraya çok yakın. Orada şey var. Bir şey soracağım. Bir de böyle bir köşeleri var onların. Al ve ver diye. Yani çocuk kıyafetleri. Hem oraya bırakabiliyorsunuz hem alabiliyorsunuz. Alıyorlar mı hala diye onu soracağım. Çünkü Begüm'e ufak gelen kıyafetleri oraya bırakmayı düşünüyorum. Sonra da sanırım saat 1 olacak. Buğulemi almaya gideceğim. Markete uğradım. Marketten mama alacaktım. 6 aydan itibaren ama yoktu. Sadece 1 yaş itibarı vardı. Böyle şeyli hazır mama. Mısırlı olanı. Bir iki sefer içti Begüm. Çünkü ben de akşamı evde olmayacağım birkaç saat. Noel yemeğine gideceğiz iş arkadaşlarıyla. Belki ihtiyaç olabilir diye evde olsun diye ondan alacağım. Öyle yani şimdi oraya gideyim. Orada da belki size o köşeyi biraz çekerim. Baby Cafe'nin olduğu yere geldim. Burada bir alt değiştirme köşesi var. Böyle bir köşe yapmışlar. Hepsini böyle şurada görülen her şeyi alıp kullanabiliyorsun. Yani alıp eve götürüp kullanabiliyorsun. Hepsini böyle ayırmışlar numaralarına göre. Mesela ceketler falan var. Ayakkabılar, çizmeler var. Mesela şurada çok var. Burada daha ufak bebekler için. Hepsinin numarasına göre böyle ayırmışlar. Alıp kullanabiliyorsunuz. Buraya hem siz verebiliyorsunuz hem siz buradan alabiliyorsunuz. Öyle bir köşe yapmışlar. Bence çok güzel. Böyle düşünülmüş şeyleri çok seviyorum ben İsveç'te. Eminim çok kişiye kolaylık sağlıyordur diye düşünüyorum. Şu elbiseleri falan hepsini alabiliyorsunuz yani. Mesela burada bez diyor. Burada böyle bezler de var. Eğer geldiniz beziniz yetmedi mesela yok. Anne kıyafetleri var bakın. Kadın kıyafetleri de var. Açamıyorum şimdi ama burada da kadın pantolon diyor. Anne kıyafetleri mesela. Emzirme kıyafetleri. Ay dolapta. Vay bu da elimde kalacak şimdi. Dolapta bayağı eskiymiş. Açılmıyor neyse dolu. İsimlendirilmiş. Böyle yani.
Bence çok güzel. Burada tabii ki devamlı geliyor, değişiyor yani hep aynı şeyler yok. Mesela şunları falan alabiliyorsunuz. Yürüteç varmış. İşte mesela kitap var. Bu da gece lambası galiba. Aynen. Böyle yani. Böyle güzelce. Bunlar tabii yıkanmış mı bilemem ama bunları tabii ki aldığınızda yıkayacaksınız. Öyle kullanacaksınız. Ben de buraya sordum. Alıyorlarmış hala. Mesela işte doğumdan sonra kadınların kullanabileceği şeyler de var. Mesela çocuk güvenliği için kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra emzirme sütyenleri falan ne bileyim. Emzirme pedsleri. İşte yatak için falan. Yani bir anneye çocuğa ne lazımsa her şey olabiliyor. Bakacaksınız işte soracaksınız. Ceket falan. Öyle yani ben de buraya sadece mevsimlik olanları alıyoruz dedi. Yani şu an kış olduğu için kışlıkları alıyorlar. Yazın yazlıkları alıyorlarmış. Ben de eve bir bakıp toparlayıp benden kalanları işte kullanmadığım Begüm'den kalanları getireceğim buraya bırakacağım. Başka bir gün. Böyle burayı sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi arabada kartonlar vardı. Çöpe atılacak karton çöpüne geldim. Böyle büyük konteynerler var. Plastik, karton, metal ayırıyorsun. Şunlar da benim. Onları atacağım. Bir yarım saat falan var bu ulem. Onları attıktan sonra da okula gideceğim. Arabanın içinde beklerim bir 5-10 dakika. Şu karton çöpüne atayım onları. Kendime yeşil meyvelerden bir detoks yaptım. Reels olarak çektim ama Instagram'a burada da hemen göstereyim ne yaptığımı. Bir tane yeşil elma, küçük bir salatalık, biraz maydanoz, iki tane kivi, bir tane lime veya limon. Bir de şuraya yeşil çay demledim. Onu da biraz birkaç dakika daha bekleyeceğim. Onu da içine koyacağım. Tabii ki bunu şimdi ben bunu da yaptım ama sizin başka güzel yani ne derler smoothie mikseriniz varsa onu da yapın daha güzel olur herhalde benim o kırıldı maalesef bozuldu bunu da yapasım vardı biraz içine su da koydum bunu blenderdan geçirdim bunu şimdi bir kavanozda alacağım başka bir şeye üzerine biraz daha su normal su ve yeşil çayımı ekleyip buzdolabına kaldıracağım bir bardak şimdi bundan içeceğim bir bardak da yarın içerim. Yani çok fazla tüketmek de iyi değildir herhalde. İçine de bir de şey koyabilirsiniz. Tohumlardan koyabilirsiniz. Keten tohumu, chia tohumu gibi yani sevdiğiniz tohumlarla koyabilirsiniz. Şu an ben daha hiçbir tohum koymadım. Öyle sıvı ama hala koyu yani sulandırılması lazım. Çayı da koyduktan sonra biraz daha su koyup sürahimi alacağım. Ve bundan bir bardak içeceğim hemen. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bizim burada otobanda tır kazası olmuş. O yüzden bizim oturduğumuz yerden yerleşim yerinden vermişler yolu. Ben de şimdi beni dün şef aradı. Oraya gidiyorum. Hediyesi varmış. Noel hediyesi. Hem belediyenin hem kendinin. Onu almaya gidiyordum. Tabii ki trafiğe alışkın değiliz. Ben sadece bir 5-10 dakika önce çıktım. Gördüğünüz gibi biraz oyalanacağım sanırım trafikte. Bilmiyordum. Duymamıştım yani kaza olup yolun kapandığını. Böyle ufak bir hediye de ben aldım ona. Eli boş gitmek istemedim. Normalde işçiler kendi aralarında para toplayıp hediye alıyorlar veya almıyorlar. Bütçe, herkesin bütçesine uygun olması için pahalı bir şey olmasına gerek yok zaten. Ben de eli boş gitmek istemedim. Ufak bir tane paket yaptım. Şimdi size de gösteririm. Bakalım şefim bana ne hediye almış. Yani beni de unutmamış sağ olsun. Yani belediye bana aldığı için hani onu es geçemezdi de kendinin de alması ayrı bir jest olmuş. Böyle yani. Şuradan sağa döndükten sonra sanırım artık sıra yok. Tırlar olduğu için. Mesela yolu daha fazla gösterip uzatmayayım. Şöyle hediyemi de göstereyim hemen size.
Şöyle bir paket çikolata aldım. Böyle güzel onların sevdiği çikolatalardan İsveçlerin. Şöyle paketledim. Eli boş gitmeyeyim diye. Zaten birkaç dakikaya oradayım. 5 dakika bile sürmemesi gerekiyor arabayla ama dediğim gibi otobanı kapatınca bütün trafik buraya dönmüş. Arkamda da tır var. Görünüyor mu bilmiyorum ama aynada görebildiğin kadar sıradayız şu an. Bizim tohum için yani sıra dışı bir olay. Ancak kaza olduğunda, otoban kapandığında böyle trafik oluyor. Neyse, birazdan tekrar açarım. Hediyemi aldıktan sonra sizlere de paylaşım göstermek isterim. Kızları almaya geldim. Kızların okulu. Şefimle görüştüm. Hemen bir 10 dakika sohbet ettik. Hediyelerim, yani Noel hediyeleri büyük bir şey olmuyor. Önemli olan düşünmeleri. Böyle güzel, büyük bir sağlam bir şemsiye gelmiş bana. Belediyenin ismi yazıyor. Kapananlardan olsa daha güzel olurdu ama bayağı sağlam bir şeye benziyor. Bunu şef almamış da bizim bu işleri organize eden, bizim bu işlerden tamamen sisteminden sorumlu olan bir kurum diyeyim. O kurum almış hepimize. Şöyle de iyi Noel'ler yazmışlar. Şöyle bir ufak bir hediye almış şef de. Normalde şefler kendi almıyorlar bile ama bizim şefimiz çok ufak bir şey dedi. Ben de önemli değil dedim. Zaten biz 25 kişi falan varız sanırım. Onun işçisi olarak çalışan. Yani belki 30 bile olabilir. Düşünün 25-30 kişiye hediye almak. Yani hepimize 100 kron harcasa kaç para eder? O yüzden ufak bir şey alması gayet normal. Ben dedim, benim de hediyem ufak bir şey zaten. Önemli değil. Düşünüp yani beni araman, beni unutmaman önemli. Beni düşünmen önemli dedim. Hediyenin ne olduğu aslında hiç önemli bile değil. Böyle yani. Biraz sohbet ettik. İşte işle ilgili. Begüm'le ilgili nasıl gidiyor falan diye böyle durum güncellemesi yaptık. Bunu da açmadım. Sanki çikolata gibi geliyor bana da ama açayım bir dakika. Aynen dediğim gibi şöyle bir paket çikolata almış. Organik %55 kakaolu. Deniz tuzlu ve mandalinaydı ya, bademli. Bademli. Tadı bence güzeldir. %55 kakaolu olduğu için de diyetteyim ama biraz yiyebilirim. Belki kızlarla paylaşırız. Böyle de hediyelerim. Şemsiye çok güzel bir şeye benziyor ama sanki toplansaydı daha güzel olurdu mu diye düşünüyorum. Çünkü bayağı büyük. Kızlar bazen şemsiye kullanıyorlar okula giderken falan. Onlar bence sevinirler. Ben çok şemsiye kullanmıyorum. Şurada da belediyenin logosu var, bastırılmış. Öyle yani. Ben de ona bir paket çikolata almıştım. Zaten dedim biraz önce de. Böyle hediyeleşmek, işte birbirini hatırlamak, sohbet etmek önemli olan.